Da tekrar birlikteyiz. Sizlerle beraber daha önceki videomuzda hatırlarsanız tablete mikrofon ve webcam aynı anda nasıl bağlanır bunun hakkında bilgi vermiştim. Fakat programlar hakkında bilgiyi daha sonraki videoda vereceğimi söylemiştim. İşte o videomuz bu video arkadaşlar. Tabii burada programın işlevi çok ama çok önemli. Çünkü şu cihazları alıp tablete doğrudan bağladığınız zaman hiçbir şekilde görüntü alamazsınız. Çünkü tabletlerin öyle bir özelliği yok. APK dosyalarıyla ancak bunu halledebiliyorlar. O yüzden iki tane program kullanacağız. Bu arada görüntüleri net bir şekilde alabilmeniz adına, yani yaptığım işlemleri görebilmeniz adına görüntüyü şuraya aktaracağım arkadaşlar. Sizler de oradan takip edebileceksiniz. Hemen başlatalım o görüntü alma olayı işine. Peki ne yaptık? Şu mikrofonu, yakamda görmüş olduğunuz mikrofonu, bir de arkadaşlar şöyle bir webcam'i tablete bağlamaya çalışmıştık geçen gün. Bugün de dediğim gibi program kısmından halletmeye çalışacağız. Biz ne yapalım öncelikle? Görüntümüzü bir alalım. Peki hangi programları kullanıyorduk? Şuradan görmeniz mümkün. Şurada USB Kamera Pro'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ilk programımız. Benim öncelikle tavsiye ettiğim program bu. Özelliği güzel. Bir de alternatif olarak kullanılabilecek ikinci bir program daha var. Şu arada köşedeki USB Kamera Viewer Pro diye geçiyor. Ben arkadaşlar dediğim gibi şu üstteki turuncu renkli ikonu olan programı kullanacağım ve onu genellikle anlatacağım size. Diğerin çok fazla özelliği yok zaten. Onu sadece görüntüyü aktarıyorsunuz. Ama şu bizim asıl işimize yarayacak olan, öğretmenlerin işine yarayacak olan program şu. Hemen isterseniz açalım. Kameramızı da bu arada o bahsetmiş olduğum USB çoğaltıcıya da bağladım. Tablete de ekledik. Onu öğrenmek isteyen arkadaşlar bir önceki videodan takip edebilirler. Ben hemen program kısmına geleyim. Şöyle açalım programımızı. Şu anda da gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen webcam devreye girdi. Bakın mikrofonu ben şu anda telefonuma bağlamışım ama tablete bağlayabilirim. Oradan da görüntü sesimizi alabilirdik ama video bozulmasın diye o işlemi yapmayacağım. Şimdi burada ne yapacağız? Görüntümüzü yansıttık. Tamam, bu noktada bir problem yok. Ama bizim öğretmenlerin en çok işine yarayacak olan kısım PDF dosyalar üzerinde soru çözümü yaparken bu görüntümüzü nasıl küçültüp bir köşeye alacağız? Hemen onu şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu sağ üst köşede bakın 3 nokta var. Tıklıyorsunuz. Çok pratik bir yöntem. Şu altta arkadaşlar Picture in Picture diye bir seçenek var. Herhalde resim içinde resim diye anlamına geliyordur muhakkak. Şurayı tıklıyoruz arkadaşlar. Tamam diyorum. Bakın görüntüm küçüldü. Şöyle bir köşeye almış olduk. Şöyle istediğiniz yere kaydırabilirsiniz. Onda herhangi bir kısıtlama yok. Boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Bakın şöyle. Yani kısacası laptoplarda video çekimindeki rahatlığı tablette de bu şekilde sağlamış oluyoruz. Ben mesela ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Aynı zamanda soru çözümü yapmak istiyorum. Diyelim ki şu Squid programını daha öncesinde anlatmıştım size bu programı. Açarım. Şuradan mesela bir çözmüş olduğum soruyu görüyorsunuz. Bakın kendi görüntümü istediğim herhangi bir köşeye kaydırabilirim. Tabii bu işlemi yaparken peki bu görüntüyü nasıl buraya aktarıyoruz? Bu da arkadaşlar ekran görüntü araçlarıyla oluyor biliyorsunuz. Mobizen programı vardı. Ama ben Mobizen'den çok fazla verim alamadım. Neden alamadım onu da söyleyeyim. Mobizen'i kullandığım zaman arkadaşlar mikrofonda sorun çıkıyor genel itibariyle. Onu bir türlü çözemedim. Yani yaka mikrofonunu taktığınız zaman bazen devreye giriyor, bazen girmiyor. Kaydı tabletten alıyor. Bu defa ses istediğiniz gibi olmuyor. O yüzden arkadaşlar ben diğer ekran görüntü alma aracını kullanıyorum. Peki o hangisiydi? Hemen size ben onun ikonunu da göstereyim. Şöyle neredeydi bakalım. Şu sağ alt köşede X Recorder diye geçiyor arkadaşlar. Mobizen'e göre şu videoları kaydetmek daha pratik oluyor bu program vasıtasıyla. O yüzden ben genel itibariyle bunu tercih ediyorum. Dediğim gibi çok işlevsel oluyor. Ben hatta tekrardan görüntümü de getireyim. Şöyle. Bakın burası kapandı. Tekrardan ben ne yapacağım? Picture in Picture'a tıklıyorum. Bakın görüntüm tekrar eski haline geldi. İstediğim bir köşeye çekiyorum. Ondan sonra PDF dosyasını getiriyorum.
Şurada açıyorum. Tabii soru görünsün diye görüntüyü ne yapmam lazım? Şöyle küçültebilirim. Bunun böyle istediğiniz ebata getirilebilmesi çok büyük avantaj. İsterseniz daraltabilirsiniz. Bir köşeye çekebilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar şöyle kare hale getirip herhangi bir köşeye indirebilirsiniz. Yani bence tabletler için olmazsa olmaz mükemmel iki tane program diyebiliriz bunlar için. Birisi şu PDF programı arkadaşlar. Squid, daha öncesinde söylemiştim. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir programdı. Bir diğeri de bu webcam'deki görüntüyü oraya alma işlemine yarayan programımız. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi inşallah sizlerin işini oldukça kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi diğer programa da isterseniz bir göz atalım. Hani yeri gelmişken ondan da bahsetmiş olayım. Şurada kapatıyorum buna. Bu arada şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Eğer sesle ilgili problemler yaşarsanız bakın şu sağ üst köşedeki seçeneklerden değişiklikler yapmanız mümkün. Özellikle tabletten bir de kameradan aynı anda ses alınabilir. İkisi birbiriyle çakışınca arkadaşlar yankılı ses ortaya çıkabilir. İşte buradan siz değişiklikleri yapabilirsiniz. Yani ne yapabiliriz mesela? Ses çıkış ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ya da örnek veriyorum video seçenekleri var burada. Çözünürlüğü değiştirebilirsiniz. Mesela 1920'ye 1080 Full HD yapabilirsiniz. Ses olayını biraz atlamış oldum. Çünkü şurada arkadaşlar küçük bir hata verdi. Zannedersem aynı anda 2-3 program çalıştırdığım için böyle bir sorun oluyor. Ama genel itibariyle siz USB çıkarıp tekrar taktığınız zaman o ayarlara ulaşabileceksiniz. Ayarlara ulaştıktan sonra orada dediğim gibi mikrofon seçme olayı da mümkün. Ama Mobizen en yaygın program olduğu için söylüyorum. Özellikle Mobizen'e vurguluyorum. Böyle bir özellik yok arkadaşlar maalesef. Onda dediğim gibi mikrofonu takıyorsunuz devreye girmiyor. Tabletten ses kaydı alıyor. Yani bayağı bir sorun yaşatıyor bize. Ama bu programda pek öyle bir durum yaşamadım diyebilirim. Şimdi bu programdan çıkacağım. Gelelim bizim diğer programa. Diğer programdan nasıl faydalanabiliriz? Evet, şurada görüyorsunuz hemen açtım. Bu diğer program arkadaşlar. Görüntüm tekrar geldi. Diğer programdan açmış oluyorum. Ben hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada pencereyi küçültmemiz lazım. Bunda o diğeri gibi görüntüyü küçültme özelliği yok. Buna da ben farklı bir çözüm buldum. Samsung tabletlerde bölünmüş ekran görünümde aç seçeneği var biliyorsunuz. Orayı tıklarım. Şu anda gördüğünüz gibi görüntüyü yan tarafa çekiyorum. Diyelim ki soru çözeceğim. Squid'i de şu kısımda açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir video çekimi de yapabilirsiniz. Seçenek sizin. Bu da bir tercihtir. Bunun dışında ben tableti dikey hale getirip arkadaşlar, bakın tableti dikey hale getirip birini üste birini alta da alabilirim. Yani öyle bir seçenek de var. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Zaten dikey hale getirdiğiniz zaman şöyle şunlar üzerinde arkadaşlar oynamalar yaparak aynen şu anda gördüğünüz gibi yatayken biri altta biri üstte ama benim kastettiğim bu değil. Tableti dikey hale çevirip hatta şöyle göstereyim. Şu hale getirip görüntüyü çekebilirsiniz. Ben şu anda şey olmasın diye arkadaşlar, sorun olmasın diye onu yapmak istemiyorum. Zaten bakın tabletin dezavantajı, o dezavantajdan da bahsetmiş olalım yeri gelmişken. Bakın tableti kımıldattım, hemen görüntü kesildi. Bunun şöyle bir sıkıntılı tarafı var arkadaşlar. Ya daha doğrusu böyle olmasının sebebi var. USB kablolarda taşınan elektrik miktarı herhalde şu cihazları çalıştırmak için çok sınırlı düzeyde. Bu da arkadaşlar görüntülerin bazen gidip gelmesine sebebiyet verebiliyor şu anda gördüğünüz gibi. O yüzden sizlere tavsiyem bu çekimi eğer tablette mecburen yapıyorsanız, çünkü ben de bazen açık havadayken, dışarıdayken ya da şu anda gördüğünüz gibi balkonda laptopla uğraşmak istemiyorum. Tabletle video çekmek istiyorum. Ama görüntümün de kaliteli olmasını istiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Tabletle şu webcam'i kullanmam lazım. İşte o durumda da o dezavantajı da unutmayarak, yani USB'nin hareket etmesi sonucu ekranın kapanmasını engellemek amacıyla sabit bir yerde oturmaya özen gösterin. Yani öyle rastgele laptopta olduğu gibi webcam'i çok rahat hareket ettirmeniz pek de mümkün olmuyor arkadaşlar. Onu peşinden söyleyeyim. Dediğim gibi
tabletin kabiliyetleri biraz sınırlı bilgisayarlara göre. O bakımdan hani dezavantajını da söylemiş olalım. Bazı arkadaşlar sorun yaşayabilirler. Tableti taktıkları zaman, USB'yi taktıkları zaman görüntü kaybolabilir. Gayet normaldir. Dediğim gibi güç yetersizliği var arkadaşlar. Yani küçük bir hareket dahi görüntünün kaybolmasına sebebiyet verebiliyor. Dedikten sonra bu videomuzu da burada tamamlayalım. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur diyelim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.